yapabilirim, yapabilirim. Yak. Diye bir ses çıkarmak lazım öncesinde diye tahmin ediyorum. Amına koyduğumun yeri Paris'e döndü. Bir çekim yapacağım, git hadi. Bu ne oğlum, buradan bu kadar araba geçtiğini ben ilk defa görüyorum hayatımda. Yürüyün lan. Düğün mü var amına koyayım? Bu nedir? Anayola dönmüş siktimin yeri ya. Saat mesai çıkışına da daha var. Yapıyorum, yapıyorum. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda size çok acayip şeyler yapıyorum. Olabilir. Merhaba arkadaşlar. Olabilir. Bu tarz şeyler olabilir. Bu tarz şeyler çok. Bunun dalgasını sürekli çekiyorum. Bir gün onlardan birine dönüşeceğim diye çok korkuyorum. Çünkü dönüş edebilirim yani. Niye dönüşmeyeyim bilmiyorum. Of. Şimdi bir tane 1979 model Renault 12'nin içerisindeyiz şu an. Bu arabamız var. Bu tarz sohbetleri şimdilik bu arabanın içinde yapacağız. Neyse. Geçen gün böyle biraz bilgisayar başında çürürken falan dedim ki biraz YouTube izleyeyim. Ya bu YouTube'da ne oluyor? Biz bu YouTube'un içindeyiz ama insanlar ne yapıyor? Kamera düştü. Amına koyduğumun kamerasını. Vantuz al. Ucuza vantuz almayacağım. Ucuza vantuz alınca böyle oluyor. Amına koyayım ya. YouTube izliyorum işte. Diyorum ki ne yapıyor bu YouTuber'lar falan filan. Birkaç tane trende virende videoya girdim. Bir baktım abi. Değişik yani. Beni açmıyor. Benim yaşım büyük abi. Ben yani büyük derken çok yaşlı değilim ama ben 30 yaşındayım. Biz bu internetin içine doğmadık. Şimdi internetin içine doğan çocuklarla bizim aramızda çok fark var. Biz daha değişiyiz yani. Biz cep telefonu da yoktu biz çocukken. Hani oradayız biz. Biz o tam teknoloji gelişiminin arasında kalmışız. Hem buradayız hem de biraz daha eskiyiz. İşte 30-35 yaş arasındaki insanların böyle sıkıntıları var. Yani 28'de olsun falan filan. O yüzden bazı şeyler çok farklı geliyor. Şimdi iki tane çocuk var ekranın karşısında. Bir şeyler yapıyorlar. Aslında içeriğin kendisi o kadar kötü değildi. Yani kötüydü ama o kadar kötü değildi. Daha kötülerini daha önce görmüştüm. Abi öyle tipler ki bunlar. Şimdi şöyle bir şey var yani, hani gerçekten bir gerizekalıya hitap ediyormuş gibi bir halleri var. Oğlum kimse böyle konuşmuyor ki. Böyle konuşan arkadaşınız var mı? Ha, nitekim bu YouTuber'lar böyle konuşmaya devam ettikçe önümüzde bu şekilde konuşacak bir nesil olabilir. Çünkü çocuklara hitap ettiklerini düşünüyorlar. Evet, çocuklara hitap ediyorlar. Çünkü YouTube'da çocuklara hitap edersen zenginsin. Yani yürürsün ya da abone olur, kişisel tatminin olur falan filan, her neyse. Şimdi çocuklara hitap ettiklerini düşündükleri için böyle yapıyorlar. Bu çocuğa ilginç geliyor olabilir. Doğru. Çünkü bilmiyorum ya. Şu anın 12 yaşındaki, 13 yaşındaki, 11 yaşındaki çocukları bilmiyorum. Ama çocuğa da hitap ediyorsan bence düzgün konuşman lazım. Yani düzgün konuşmak derken küfür etmesin falan manasında değil. Çocuklar küfrü her yerde duyuyor. Derdim o değil ya. Yani. Evet arkadaşlar, şu an buradayız. Şunun amına koyuyor. Abi sen çocuğa hitap ediyorsan lan, memleketinin genci izliyor bunu. Yarın bir gün kocaman gerizekalı bir nesil oluşacak. Yani bu gerizekalı neslin oluşmasının önüne geçmeyi görev bilmen lazım ya. Ya düşünsene, şu an 6 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında bir sürü çocuk var bunları izleyen ve bu çocuklar büyüdüğü zaman diye konuşacaklar ve bunun önüne geçebilirsin ya. Sen de böyle konuşursan, neyse YouTuber'ın adı X abi. X abi böyle konuşuyor, o zaman ben de konuşayım. X abi diye konuşuyor. O zaman ben de böyle konuşayım diyebilir yani. Bu çok normal. Çocuk bu yani. Nereye çekerse oraya gidiyor. Yaş ağaç hesabı. Neyse. Şimdi şöyle bir şeyle de karşılaştım videonun başında. Evet arkadaşlar, işte falan filan, videomuzu yapıyoruz, başlıyoruz. Şöyle acayip video, şöyle güzel video olacak. Ama sizden bir ricamız var. Şimdi oradaki like butonunu spamlayıp parçalıyoruz. Şimdi
bunu yiyor musunuz? Size soruyorum bunu ya. Yorum olarak aşağıda bekliyorum. Siz bunu yiyor musunuz abi? Bu çocuklar orada like butonunu parçalıyoruz lan dediği zaman siz bunu yiyor musunuz? Ben bunu yemiyorum. Ben bir şeyi beğenirsem like'larım. Ki zaten hiçbir şey de like'lamıyorum. O da başka bir konu ama bir şey beğenirsem like'larım. Like butonunu spamlıyoruz ne zaten ayrıca. Yani düşünsene, like butonu spamlanan bir şey değil. Bir kere basıyorsun, iki kere bastığın zaman otomatik olarak like'ı alıyor. E bu çocuk bunu 12 kere spamlarsa, 32, 34 ya da 44, bu zaten like'ını geri alacak bu arada. Yani tek rakam spamla de bari de like kalsın. Yani çocuk spamlıyor böyle, 33 defa bastı gitti, o zaman like yok. Yok yani. Siz bunu yiyor musunuz? Ben bunu yemiyorum ya. Ya bunu yemek de istemiyorum ve bunu yiyen bir nesil gelişsin, bunu yiyen insan toplulukları olsun da istemiyorum. Bu YouTuber'ların genelinden bahsetmiyorum. Genelinden bahsediyorum, pardon. Bazı spesifik örneklerinden bahsetmiyorum. Bu karşıdaki izleyiciye sempatik görüneceğim diye gerizekalı muamelesi yapması beni şahsen sinir ediyor. Yani buna benzer konulara daha önce de değinmiştim başka videolarımda. Aha yokuş bu, yokuşu nasıl çıkacak acaba? Örneğin bir ürün yerleştirmesi aldığında alabilir. Yani ekmek parasıdır bu. Keşke ben de ürün yerleştirmesi alsam. Hani güzel bir şey. Ben isterim ürün yerleştirmesi alayım. Ki nitekim Amerika serimde YDS botla beraber kamera yine düştü. Senin kapağını amına koyayım ben. Seni ben oraya zavantuzu sunum lan bu. Demek ki orası çok sallanıyor, ondan düşüyor. Ben o kamerayı nereye koysam? Yokuşu da çıkamıyoruz. Neyse. Ama YDS ile beraber çalıştım. Ya ben çok iyi yapıyorum diye değil. Ama yani şimdi ürün yerleştirmelerinde bir şey var yani, değil mi? Ben bu beni reklam aldığım belli. Hani öyle bir yapıyorsun ki bunu böyle daha işte bu ürünümüzü görmek için ya çok da falan. Ya bunu yiyor musunuz ya bu? İşte bunu şu kullanmış, bu kadar samimiyetsiz bir şekilde bana bunu sunuyor ama demek ki bu ürünü ben de kullanmalıyım. Deniyor mu bilmiyorum yani. Gerçekten bunu yiyip yenmediği konusunda şüphelerim var. Durum bu, ben bu konuya takıldım ve bunu sizinle paylaşmak istedim. Yemeyin abi. Yemeyin, siz yemezseniz kalite yükselecek, mecbur başka bir şey yapmak zorunda kalacaklar. Bu arada demiyorum ki ben kaliteli içerik üretiyorum. Hayır, ben yani elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. O başka bir konu. Kalite göreceli. Ama onda yani bilmiyorum abi ya. Kızıyorum sürekli. Kıskanıyorum da belki. Yani çünkü o benim o hiç sevmediğim yöntemin çalışıyor olması beni sinir ediyor ve sanırım ben bu durumu biraz kıskanıyorum herhalde. Bilmiyorum ki. Ne yapsam? Bu arabaların da en büyük problemi o şu. Kamyondan hızlı gidiyorsun ama diğer arabalardan yavaş gidiyorsun. O da ister istemez zor. Neyse. Bu muhabbetin daha sonuna geldik. Abone olabilirsiniz. Like'layabilirsiniz ama istiyorsanız like butonu spamlamanıza gerek yok. Normal istiyor. Beğendim. Güzel bir şey. Ben like diyeyim dersin. Like dersin. Hoşuna gittiyse abone de olabilirsin. Bu tarz serilerin bu tarz muhabbetlerin devamının gelip gelemeyeceğini işte ben biraz yorumlardan anlıyorum. Okuyorum hepsini çünkü. Oraya mevzuyla ilgili bir yorum da yaparsanız güzel olur. Yani isterseniz. Onun dışında bu arabada konuşuyor olmam demek değil ki bundan sonra sürekli arabada konuşacağım. Hayır, yani her yerde konuşacağım. Arabada konuşacağım, uçakta konuşacağım, gemide konuşacağım. Her şeyde konuşacağım abi. Çünkü fırsat bulursak da tura gideceğiz. Yakın zamanda da Twitch yayınlarına başlıyorum. Aşağı bir yere koyuyorum. Oraya da bakabilirsiniz. Her yerden elimden geldiği kadar video yapmaya devam edeceğim. Bu yazı güzelce değerlendireceğiz. Hadi kendinize iyi bakın. Bay bay.